Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Doris severler. Bir önceki bölümde Bozburun'un merkeze yakın olan koylarını gezmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümümüzde artık Yunan adası Simi'ye çıkmaya karar veriyoruz. Bakalım başımızdan nasıl maceralar geçecek. Hadi beraber izleyelim. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Bozburun, Kiseliada. Bunlar seni niye enterese ediyor? Mesela yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Allah Allah, şimdi durduk yere ne alaka bunlar? Mesela euroyu nasıl çekebilirim? Bozburun'da eurocu şey yok, eurocu başı yok. Eurocu başı. Bozburun'da aslında iş bankasına bakabiliriz, belki euro veriyordur. Bütün bunları galiba Yunan adalarına gitmek için yapıyorsunuz. Bravo, akıllısınız. Kapitan Mert. Akıllı olduğunuz tespit edildi. Keçilere su verdikten sonra şurada bayağı sarı bir keçi geldi. Sarı keçiller. O aşağıdaki o küçük şeyden içmesela kolayına geliyor onların o. Oradan tavşancıklar içecek. O zaman flamingoyu indiriyoruz bugün. Gidecek miyiz gerçekten bilemiyorum. Haydi niye? Instagram'da anket yaptım, bakalım ne çıkacak, onu da merak ediyorum. Evet. Bakalım gidelim mi gitmeyelim mi? Simicik mi Söğütçük mü? Bakın arkadaşlar, kim geldi? Migros! Bozburun Migros geziyor. Bu arada zenginlerin taksileri gözükmüyor. Denize inen uçak. Eda Kaptan gördüğünüz gibi gayet keyifli bir şekilde şu an götürüyor. Tavşancıklara mama götürüyor, yamyam götürüyor, yamyam. En sevmediğim şey burnumun dibinde bitti. Sürekli jeneratör çalıştıran, gürültü kirleri yapan, üstelik de ışıl ışıl yanar dönerli bir tekne. Kapatın da yıldızları izleyelim ya. Hiç sevmiyorum şu gürültü olayını. Burası Yacht Club değil mi? Ben evet, de burası o. Yacht Club. Çek teknelem diyorum. Yapması için Bozburun'daki
Acem Tamut'la Alperbi'ye gidiyoruz. Burası çok güzelmiş. Karya Bell. Gelmek isteyen varsa. Çok hoşuma gitti. Ağaçların arasında olması çok güzel. Ay şu mavi panjurlu ev benim, evet. Önünde yelkenli de var. Benim ev, benim ev, benim evim o. Burası heykelli meykelli, hepsi mavi. Evet, arabaların gelebildiği yere kadar gidiyor. Bilmem ne restoran, bilmem ne restoran, bakıyorum. Müşteriler geliyor, ondan sonra da konuklarını alıyorlar servis botlarıyla. Biz artık Simi'ye gider oğlu arkadaşlar yarın itibariyle inşallah. İşte hazırlıklarımızı yapıyoruz bugün. Fena sıcaklar var, aşırı sıcaklar ve daha da sıcak hava dalgası geliyormuş. Allah sonumuz hayır etsin. Harbuki yukarıda 24 saat cash diyor. Euro ve dolar işareti var kendi reklamında. Mert şurada İş Bankası'nı zorluyor, bakalım. Yani niye euro çekemiyoruz? Lazım. Burada da turistler, yabancılar var. Çektiriyor mu Mert? Hadi ya. İnşallah. 5 euro. Neden böyle baktım merak ediyor musunuz Mert'e? Benim yerimde olsanız siz de böyle yaparsınız. Tanıyorum. Bana sormayın. Utanmalısın bence. Ben bakmıyorum. Arkadaşlar çıkış işlemlerimizi yaptırmaya geldik biliyorsunuz Bozburun'u. Evet, yediğin haltı söyle. Ben pasaportları evde unutmuşum Antalya'da. Tam dayaklık. Bakamıyorum şu anda. Gerçekten inanamıyorum ya. Pasaportlarımızı yeniletmiştik. Zamanı gelmişti. Arkadaş eskileri getirmiş sağ olsun. Eskilerden kopamamış. Koleksiyon niyetini. Sen sus, sen gülme. Ben sinirimden gülüyorum. Gerçekten çok sinir oldum ya. Ve şimdi bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Birilerine göndertmeye çalışıyoruz falan ama bakalım yetişirse. Olmazsa da artık kısmet değilmiş. Bant olması lazım. Şimdi birisine aldırıyor pasaportları evden. Kağıt bant, o açık renkli olanı kullan. Açık sarıyı kullan. Şunu. Hı hı. Tamam. Tamam. Şuna bir bakın ya. Ya senin o kaçamak bakışlarını yerim, kaçamak. Kaçamak bakışlarını yerim. Tepedeki kediyi görüyor musunuz? Şu an yok mu için önce boğurdum? Şimdi önce ne yapıyorsun acaba karakulak? Karakulak! Kıştırın bak Allah'ım! Bakalım yarın bu kapıdan çıkabilecek miyiz? Güzel koydan nasıl ayrılacağız Mert? Valla. Zor ya. Ben burada kalacağım. Gün doğmadan Eda ile Mert doğar. Halatlarımız, kıç halatlarımız çözülür ve biz artık yola düşeriz. Çok uzak değil, Bozburun Limanı'na gidiyoruz. Suyumuzu alacağız, tedariklerimizi yapacağız. Dediğimiz gibi pasaport işlerimiz var. Bu bizim başımıza dert oldu. Şimdi halatımızı toplayacağız. Çapamızı toplayacağız şimdi. Hadi bakalım.
çapayı da elle topladıktan sonra aküsüzlükten yavaş yavaş Bozburun'a gidiyoruz. Eda kaptan görev başında. Hemen şimdi limana gireceğiz. Tedarikler yapılacak. Ben bir Marmaris'e gideceğim, geleceğim. Sonra müsaitiz. Havanın, suyun en güzel olduğu vakitler. Evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Limana gireceğimiz için tutturmaça da su daha geliyor. Normalde çok mantıklı hareketler değil. Limana girmek üzereyiz artık. Elektrik su var mı? Ona da bakalım da Eda. Bunlarla Merve'nin arası boş. Bir de tansiyon var. Boş değil mi onların arası? Bunun kıçalatı mı var orada? Gene de girer ya. Bu tarafa yakın gireriz. Geri geri gireceğim şuraya. Merve'ye yakın mı? Evet evet. Bakalım çapayı atacak. Atacağım. Biraz yanaşayım geri. İstemiyorum da. Evet evet ona. Hadi tekerleme.
kullanıyorum ya bu arada, kusura bakmayın. Kedi, kedi geldi. Bak sana geldi. Şu an geri viteste çalışıyor. Bizi mükemmel bir şekilde konumlandırıyor. Zaten birkaç saat işimiz. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Şimdilik en azından Rıgrat'ta çalıştı. Evet, acelemiz var. Benim 10 dakikam kaldı. Hemen Marmaris otobüsüne yetişmem lazım. Bağlanmaz, hemen şarj işlemleri başlasın. Yalnız akü hala cacık. Doris'i görenler parmak kaldırsın. Bozburun limanında elimde kahvemle oturuyorsam demek ki işler yoluna girmiştir. Evet. Arkadaşlar sağ olsun Mert'in teyzesi Sabiha sayesinde pasaportlarımız bize hemencik ulaştı. Alışverişlerimizi yaptık. Bakın bazlamamı bile aldım. Şurada duruyor. Efendime söyleyeyim. Sim şarjlarımızı geldi. Yaptık. Sim kartlar geldi. Yunan, Mint. Bu da, bunu da unutmuşuz. Şimdi hemen takacak Mert. O da çalışacak. İşlemlerimiz de sağ olsun Alper Bey gerçekleştiriyor şu anda. Liman boştu sabah, şimdi doldu. Bayağı tıklım tıklımız. Su işlerini hallettik çok şükür. Tam şöyle eczanenin karşısındayız. Yani bir gecede pasaportları elde ettik be Mert. Ay hadi bakalım. Kötü de geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan Bozburun kooperatifçilerine de teşekkür ederiz. Doğmuş evet. Ve otobüs kooperatifçileri de yardımcı oldu. Aynen sağ olsunlar. Onlar getirverdiler Marmaris'ten. Evet, çift sim kartlı. Mutlaka telefonlarımız bu özelliklidir bizim. Bir de su geçirmez olur mutlaka. Onlar önemli. Bunun için Samsung'a teşekkür ederiz. Evet. Şimdi benim Yunan aklımı takıyorum. Yerinde bir şeyler yazıyor. Eda okuyabiliyor da ben okuyamıyorum bunları. İşte bu tip nedenlerden dolayı ben iPhone falan sevmiyorum. Protesto edip kullanmıyorum. Çünkü çok dertli. Balıklara ekmek atmışlar. Şurada deliriyorlar. Limanımız doldu taştı. Hava güzel ve sıcak. Şehirde elektrik kesintisi var. Her yerde elektrik, su kesintisi var. Onlar çok üzüyor bizi yani. Sular yetmiyor artık herhalde. Mert'cim şu anda seninle gerçek bir mantıklı seçiyor olabilirdik. Ama biz onun yerine... Hala gidemedik. Gidemedik hala. Saat 12 oldu. 12.30'lar oldu. 1'ler oldu. Şimdi sigortadan cevap bekliyoruz. Geç kararlar verdiğimiz için geç aldık cevabımızı. Hatta alamadık da. Bekliyoruz. Bir de tabii ki hep Mert arkadaşımızın bazı belgeleri kaybetmesi ve unutması bizi oldukça geciktiriyor hala.
Simi'den herkese selamlar. Şu anda Pedikoyun'dayız. Bakın. Yalancıyı. Bozburun'dan selamlar. Evet Mert'cim. Bozburun. Abi akşam şu an 6-7 falan oldu. Hala? Biz hala gidemedik. Niye? Neden? Çünkü sağ olsun Anadolu Sigorta. Teşekkür ederiz sigortamıza. Bir türlü var olan sigortamıza Yunan klozu ekleyemediler. Bir türlü onay çıkmadı ki her zaman hep yaptırdığımız, her sene yaptırdığımız bir şey biliyorsunuz. Hani ilk sabah defa yaptırsak neyse. 8.30'dan beri bekliyoruz. 8.30'dan beri burada bekletiyorlar sağ olsunlar. Peki bunun bir tazminatı yok mu Sayın Anadolu Sigorta? Ya onlar sayesinde bugünümüz burada geçti. Her işlem bitti ama burada kaldık. Yani önce pasaport, sonra başka pürüzler çıktı vesaire derken gidecektik. Yine de gidiyorduk yani. Saat 10 civar. Buradan artık gidiyorduk. Çıkışımızı da yapıyorduk. Ama işte kaldık. Hala da bekliyoruz. Bakalım daha da onay gelmeyecek yani. Yani yarına çıkacak mı çıkmayacak mı o da kesin değil. Öyle işte. Hayaller pedi. Hayatlar Bozburun. Komşumuz Çanga Teknesi'deyiz. Antalyalı hemşerilerim, oley. İlk defa Antalyalı gördüm arkadaşlar. Şöyle oldu tanışmamız. Mert Kaptan anlatmak ister misin? Anlatayım. Bakın arkasında bir bot var. Feyiz Bey ve Özlem Hanım'ı. Arkasındaki botu Feyiz Bey bayağı denedi. Yani böyle bir saat falan. Baktım hani bir de güneş var. Yazık dedim. Abi dedim çalışmıyorsa gel dedim. Sökelim bakalım dedim. Geldi sağ olsun. Aldık bayağı makineyi içeriye, karbüratörünü söktük, temizledik. Bayağı da sürdü yani. Güzel yaptık ama. Elinize sağlık. Tertemiz oldu. İçi falan. Sonra işte geri koyduk. Bir çekti çalıştı tabii mükemmel bir şekilde. Ya kimin kaptanı ya? Ya elinden neler şey geliyor ya. Geliyor. Maşallah. O dedemle alakalı. Rahmetli sağ olsun. Bana küçükken model araba aldı, uçak aldı. Onlar hep iki zamanlı karbüratörlüydü. Ben de biliyorum onları. Oradan kurtardık. Yani karbüratör sökmeyi takmayı biliyorum. Ondan dolayı temizledik mis gibi oldu var. Çiçek gibi çalışıyor bir çekmede. Sağ olsun onlar da bize bir şeyler hediye ettiler falan filan. Evet mesela 100 yıllık asmalarından pekmez hediye ettiler. Bakın bana da bunları hediye ettiler. Harika el yapımı. Özlem Hanım Majiper'i takip edebilirsiniz Instagram'dan. Harika şeyler yapıyor. Bazen demek ki sıkıntılı durumlar hayırlı şeylere vesile olabiliyormuş. Biz de böylece dost olduk.